öğrenciler LGS matematik denemesinin çözümüyle sizlerle beraberiz. Birinci sorumuza baktığımızda bir firma çalışanlarına iki farklı zam oranı belirlemiştir. Bu firma çalışanların hepsi aynı maaşı almaktadır. Çalışanlara sunduğu teklif aşağıda görünmektedir. Birinci seçenekte maaşlarına 400 lira zam, ikinci seçenekte yüzde onu kadar zam vermiş. İkinci seçeneği tercih eden çalışanlar eğer biri tercih etselerdi 120 TL daha az zam alacaklardı. Buna göre firmada çalışan birinin maaşı nedir? Şimdi maaşını bilmiyorum o yüzden 100x diyelim. Maaşına 400 lira zam alsaydı 100x artı 400 olacaktı. %10'u dediği 100x artı 10x'tir. Şimdi birinci seçenek ikinci seçenekten 120 eksikse x'i buraya ben 120 x eklersem birbirine eşit olur. O zaman 100 x artı 520 eşittir 110 x. x bu 10 x buradan 520 gelecek. 10 x 520 ise maaş 100 x'te yani 10 katı bunun da 10 katını alırsam 5200 TL olacaktır. Cevabımız D şıkkı. İkinci soruya baktığımızda grafikte ülkemizde yetiştirilen ak kavak ve kara kavak ağaç türlerinin zamana bağlı uzama miktarı verilmiştir. Buna göre kaç ay sonra ak kavak kara kavak ağaçlarının uzunlukları toplamı 20 metre olur. Önce ak kavağa baktığımda e, iki ayda iki metre uzadığına göre bir ayda bir metre uzayacak. Peki ben kaç ay uzadığını bilmediğim için aya x dedim. x ayda x metre uzar. Kara baktığımda iki ayda bir metre uzuyorsa bir ayda bir bölü iki metre x ayda da x bölü iki metre uzayacaktır. Bunların toplamı 2 artı x artı 3 artı x bölü 2 eşittir 20. Yani 5 artı 3x bölü 2 eşittir 20 metre ise 3x bölü 2 eşittir 15 metre. Buradan x eşittir 10 gelecektir. Üçüncü soruya baktığımızda amiral battı oyununda oyuncular rakibin kağıdını görmeden bir kare yerini söyler söylenen kare rakibin gemisinin üzerinde olduğu karelerden biri ise gemi vurulmuştur ee, amiral batta oynayan iki arkadaştan biri gemisinin kağıda yerleştirmiş rakibini söylediği kareleri boyamıştır kareleri sadece birer kez seçebildiğine göre sıradaki hamlede gemiyi vurma olasılığı nedir şimdi burada 7 burada 7 tane kare varsa toplam 49 tane kare vardır bu oyun oynayan kişi 1, 2, 3, 4, 5 tane kare söylediğine göre 49 eksi 5'ten 44 kare kalmıştır. Peki benim gemiyi vurma ihtimalim için 1, 2, 3, 4 kareden birini söylemem lazım. Yani 4 bölü 44, 1 bölü 11 kadar olasılığı vardır. Dördüncü soruya baktığımızda pac oyunu tasarlanırken koordinat sistemi göz önüne alınmıştır. Karakter oyuna orijinden başlamaktadır. Dört haneli bir kod komut olarak yazılmaktadır. Her hanede bulunan bir sayı, her hanede bir sayı bulunmaktadır. Hanedeki sayılar soldan sağa doğru karakteri sağ yukarı, sola, aşağı hareket birimini belirler. Yani 3 2 1 4'te, 3 birim sağ, 2 birim yukarı 1 bir birim sola 4 birim aşağı hareket ediyormuş buna göre oyuna başladığını komut olarak 5 4 1 6 yazıldığında hangi noktadan iki kere geçer şimdi 5 birim sağ 1 2 3 4 5 kere sağ geldi sonra 4 birim yukarı 1 2 3 4 kere buraya geldi. 1 bir birim sola geldi ve 6 birim aşağı indi. 1 2 3 4 5 6 tam şu noktadan 2 kere geçti. O zaman ben bu noktaya ilerlersem 1 2 3 4 kere geldim. Yani burası 4'e 0 noktasıdır derim. Sercan birbirine eş 30 kibrit çöpünü ucuca Birleştirerek aşağıdaki üçgeni oluşturmuştur. Nermin de aynı kibrit çöplerinden 50 tane vardır. Nermin bu kibrit çöplerini ucuca ekleyerek Sercan'ın üçgenine benzer bir üçgen elde etmiştir. Nermin en az kaç kibrit çöpü artmıştır? Şimdi buraya baktığında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Burası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. O zaman burada da 12 tane kibrit çöpü vardır. Bunu incelersem 4 çarpı 2, 5 çarpı 2, 6 çarpı 2'dir. Yani 4'ün katı, 5'in katı, 6'nın katı olması gerekiyor. Topladığımda 15K ediyor. Şimdi K'ya 1 verdiğimde 15, 2 verdiğimde 30, 3 verdiğimde 45, 4 verdiğimde 60. 60 elimdeki miktarı geçtiğine göre en fazla 45 tane çöp kullanabilir. O zaman 50 eksi 45'ten 5 tane çöpü artacaktır. 6. sorumuza baktığımızda Merve yukarıdaki gibi yan yana 3 tane çember çiziyor. Birinci çem, ikinci çember, birinci çemberin kök üç katı yarıçapının, Üçüncü çemberde ikinci çemberin yarıçapının kök üç katıdır. Birinci çemberin alanı 108 santimetre kare ise üçüncü çemberin çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi bunun alanı pi r kareden bulunuyordu. 3 çarpı r kare eşittir 108 ise r kare 36 r eşittir 6'dır. Bunun yarı çapı 6 ise burası 6 kök 3. Burası da 6 kök 3 çarpı kök 3'ten 18 gelecektir. Çevre dediğim 2 pi re ise 2 çarpı 3 çarpı 18'den 108 cm olur. 7. soruya baktığımızda Miraç ve Berk tombalı oynamaktadır. Oyunda tombalada çekilen sayı kimin kartındaysa pullar onun kartına konulmaktadır ve tam e, kartını tamamen pullarla kaplayan kişi oyunu kazanmaktadır torbadan çekilen sayı her iki kartta da var ise çarpanlarından büyük olanın yazılı olduğu karta pul verilmektedir torbada çekilen sayılar 97 65 14 101 117 72 ve 44 ise kaç tanesi Berkin tombala kağıdına konulabilir demiş Şimdi 97'ye baktığımda belki de var. O zaman burası belki e gidiyor. 65 her ikisinde de var. 65'in çarpanları 13'e 5 olabilir. O zaman 13 kimde var diye bakıyorum. Miraç'ta olduğuna göre bu Miraç'a gidiyor. 14 2 çarpı 7. 7 de olduğuna göre burası Berk'e geliyor. 101 Miraç'ta. 117 117'nin çarpanlarından biri 39'a 3'tür. 39 belki de olduğuna göre belki yazılır. 72'ye parçaladığımda 1'e 72, 2'ye e 36, 3'e 24, 4'e 18, 6'ya 12, 8'e 9 olacak. Şimdi 72 kullanamıyorum. 36'ya baktım. 2 kartta da yok. 24'te 2 kartta yok. 18'e baktım. 18 belki kartında olduğuna göre belki e gidiyor. 44 dediğimde 1 4 2 22 11 44'e bakacağım. Şimdi 44'ü kullanamıyorum. 22 de yok. 11'e bakıyorum. 11 Mirac'ın kartında olduğuna göre burası da Mirac'a gidiyor. O zaman sayılardan 1 2 3 4 tanesi Berkin kağıdına konulduğuna göre cevap Ceyhan'dır derim. 8. soruya baktığımda bir okulda 200 öğrenci yeni kayıt olacak ve öğrencilere 1'den 200'e kadar doğal sayı olan okul numarası verilecektir. Her öğrenciye bir tane okul numarası verilecek. Numaralandırma kayıt sırasına göre yapılacaktır. Her adımdaki numaralar tamamen bittikten sonra bir sonraki adıma geçilecektir. Birinci adım 2'nin pozitif kuvvetleri, ikinci adım 3'ün pozitif kuvvetleri, 3. adım 5'in pozitif kuvvetleri, 4. adım ise en küçük numaradan başlanarak boş kalan sayılar atanacaktır. 24. sırada kayda olan öğrencinin okul numarası ne olur? Şimdi buraya baktığımda 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 7'yi kullanırım. Çünkü 2 üzeri 7'den sonra 2 üzeri 8, 2 yüzü geçecektir. 3'e baktım. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 4. 5'e baktığımda 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3'ü kullanacağım toplam 14 tane sıra kullandım. 15. sırada bir kullanmadığım için 15. öğrenciye bir atanır. 16. öğrenciye 2, 3, 4, 5 kullanıldığına göre 6 atanır. 17'ye 7. 18'e 8, 9 kullanıldığı için 10. 19. öğrenciye 11. 11. 20. öğrenci 12, 21, 13, 22, 14, 23, 15, 24. öğrenci 16 kullanıldığına göre 17 atanacaktır. Cevap Ceyhan. Sorumuza baktığımızda tamamı 2x ve 3 birim burada varsa buraya 2x eksi 3 kalacaktır. Aynı şekilde burası da 2x eksi 3'tür. O zaman parçanın alanı 2x eksi 3'ün karesi yani 4x kare eksi 12x artı 9 a şıkkı olacaktır. 10. soruya baktığımızda şekilde verilen askılardan her biri en fazla 9 kök 2 kilogram ağırlık taşıyabilmektedir. Yukarıda ağırlıkları verilen çantalar sırasıyla askılara asılıyor. Buna göre kaç tane askı çantaları taşıyamayıp kırılır. Önce şuraya baktığımda burası 81 çarpı 2 kök 162. Şunları da kök içinde yazarsam kök 180, kök 196, kök 147, kök 169, kök 128, kök 192 ve kök 156'dır. O zaman 162'ye geçen 1, 2, 4 ve 6. çanta yani 4 tane çanta B şıkkıdır. 11. soruya baktığımızda pandemi döneminde alışveriş yaparken riski azaltmak için kişilerin en çok tercih ettiği yöntem marketten evlere teslim yapan sanal marketler oluş, olmuştur. Sanal marketlerin sipariş için alacağı hizmet bedeli yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Sanal marketten alışveriş yapan Müjgen Hanım'ın aldığı ürünlerin bazılarının fiyatları aşağıda verilmiştir. Müjgen Hanım hizmet bedeli ödediğine göre yani 100 TL 6 olduğuna göre bal balın fiyatı aşağıdaki yukarıdakilerden hangisi olabilir? Önce aldığı ürünlerin fiyatlarına bakarsam 37,8 40,95 şurası 80 diyelim bu 2,75 topladığında şurası 50 geliyor burası da 77 79 81,50 geldi. Şimdi 100 TL'den az olduğuna göre 81,50'yi çıkarırsam 18,5 lira maksimum 18,5 lira olacak şekilde bir bal alması gerekiyor. 1 olabilir, 2 3 4 18,5 geçtiği için sadece cevabım D'dir derim. 12. soruya baktığımızda Ceylin kare prizma biçimindeki eş kutuları yukarıdaki gibi yerleştirince yapının yerden yüksekliği 3 bölü 16 metre oluyor. Ceylin bu kutuları yukarıdaki gibi yerleştirseydi yapının yerden yüksekliği kaç metre olurdu? Şimdi şuraya ben x dedim. Burası x, burası y. O zaman şurası y, y, x olacak. Buralarda y, y, y dedim. Yani ben işlem yaparsam 3 tane y eşittir 2y artı 2x o zaman y eşittir 2x şurası x ise şurası buna da 2x dersem toplam 3x olacaktır 3x'in yüksekliği de neymiş 3 bölü 16 metre yani 3x eşittir 3 bölü 16 ise x eşittir 1 bölü 16 olacaktır. Şimdi buradaki yüksekliğe baktığımda x, 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 x. Yani toplam 4x olduğuna göre benim bir yüksekliğim 1 bölü 16 ise 4 çarpı 1 bölü 16'dan 4 bölü 16. Yani 1 bölü 4 bu da 2 üzeri eksi 2 gelecektir. 13. soruya baktığımızda 4 soruluk bir sınavda her sorunun puan değeri farklıdır. Öğrenci soruda yatan puan alacak ya da hiç puan alamayacaktır. Aşağıdaki hangi soruları doğru yaptıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hicranın puanı Gonca'nın puanından Gonca'nın puanı Kadir'in puanından fazladır. En yüksek puanı sahip Kenan olduğuna göre Puanı en yüksek ve en düşük soruları sırasıyla bulunuz. Şimdi Kenan 1, 2 ve 3'e doğru cevap vermiş. Sonra Hicran'a baktım. 1, 3 ve 4'e doğru cevap vermiş. Sonra 1, 2, 4'e Gonca cevap vermiş. Kadir de 2'ye, 3'e 4'e doğru cevap vermiş. Şimdi şu ikisini karşılaştırdığımda 1 ile 3 birbirini götürürse eğer 2 büyüktür 4 geliyor. Şurayı karşılaştırdığımda 1 ile 4 aynıysa o zaman 3 büyüktür 2'den. 3. sorunun cevabı 2. sorunun cevabından büyükmüş. Şu son ikisini karşılaştırdığımda 2'ler ve 4'ler aynı ise 1 büyüktür 3 olur. Yani 1 büyük, 3 büyük, 2 büyük, 4 olursa en yüksek ve en düşük ne olacak? Birinci ve dördüncü soru yani A şıkkı. 14. soruya baktığımızda bir futbol sahasının krokisi verilmiştir. Bu kroki ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Uzun kenarı 12x-2, Kısa kenarı 5x artı 10 birim uzunluğundadır. Dikdörtgen şeklindeki eş gri bölgelerin uzun kenarı 3x artı 6, kısa kenarı 2x eksi 1 birim uzunluğunda. Bölgenin yarı çapı 8 yani pardon çapı 8 yani yarı çapı 4 birimmiş. Buna göre yeşil bölgenin e, alanı bulunuz demiş. tüm sahanın alanını hesaplarsam eğer 12x eksi 2 çarpı 5x artı 10. Buradan benim alanım ne gelecektir? 60x kare eksi 120x eksi 10 x eksi 20'den 60x kare eksi 110x eksi 20 gelecektir. Peki dikdörtgenlerin alanlarına baktığımda şuradan 2x eksi 1 ile 3x artı 6'yı çarparsam eğer 6x kare artı 9x eksi 6 gelecektir. Gri alanım 2 tane olduğu için aslında 12x kare artı 18x eksi 12 olacaktır. Şurası benim toplam alanım. Burası da gri bölgenin alanı. Peki şuradaki dairenin alanına bakarsam. Pi r kareden 3 çarpı 16'dan 48 gelecektir. Bu gri ve dairenin alanını toplarsam 12x kare artı 18x eksi 12 artı 48'den 12x kare artı 18x artı 36 olacaktır. Şimdi benden yeşil bölgenin alanını istediği için 60x kare eksi 120x eksi pardon 110x eksi 20'den 12x kare artı 18x artı 36'yı çıkarırsam eğer 60'dan 12 çıktı 48x kare 110'dan 18 çıktığında Hmm, sonra da küçük bir hata yaptık galiba. Şuraya tekrar bakıyorum. Burası artı olacak. Şurası artı olacak. Özür diliyorum. Burası artı olduğunda tekrar düzenlediğimde 110'dan 18 çıktığında 92 x eksi 20 eksi 36 daha eksi 56 yani cevabım D şıkkı gelecektir. 15. soruyla devam ettiğimde Daire grafiğinde bir çiftlikte bir günde üretilen yumurtaların kütle çeşitlerine göre dağılımı e, sütun grafiğinde ise boyutlarına göre kütleleri verilmiştir. Bu çiftlikte üretilen yumurtaları 20'li kutular halinde satışa sunuluyor. Kaç kutuya ihtiyaç vardır? Şimdi e, 40 kilogram yumurta üretildiğine göre o zaman diyorum ki 360 derece 40 ise 216 derece x kadar yumurtadır. Buradan 360 çarpı x eşittir 216 çarpı 40 diyorum. X buradan 24 geliyor. Burası 24. 72 216'nın üçte biri olduğuna göre buraya 8. Buradaki açımda 72 olacağı için buraya da 8 tane yumurta düşüyor. Şimdi bu kilogram cinsinden vermişti. Burası 24.000 gram olacağına göre 24.000 bölü 60 400 Burası ne gelecek? 8.000 bölü 50'den 160 Burası da 8.000 bölü 40'dan 200 gelecektir. Şimdi her biri 20'şerli kutulara konulduğuna göre 200 bölü 20, buradan 10 tane kutuya ihtiyaç var, 160 bölü 20, 8 tane kutuya ihtiyaç var, 400 bölü 20'den 20 tane kutuya ihtiyaç vardır. Topladığımda 20 artı 10 artı 8'den 38 tane kutuya ihtiyacım vardır diyorum 16 soruya baktığımızda ozan tatile gittiği bir aqua parktan şekildeki yüksekliği 12 metre olan bir kaydıraktan kaymaktadır eğimi yüzde olan kaydırağın havuza temas ettiği L noktasının K noktasına uzaklığı kaç metredir şimdi şu benim üçgenim olsun. Burası 12. Burayı bilmiyorum. Eğim dediğim neydi? Karşı bölü komşuydu. 12 bölü x eşittir. 75 bölü 100 dersem şurası 3 bölü 4'tür. O zaman 48 eşittir. 3x x eşittir. 16 metredir. 17. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen şırınga ve ilaç şişesi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Şırınga ve ilaç şişesini silindir şeklindedir. Şırınganın uzunluğu 8, yarı çapı 1'dir. İlaç şişesinin uzunluğu 9, yarı çapı 4 santimetredir Doktorun Ahmet'e belirlediği doz 2 kez 2 bölü 3 şırınga olduğuna göre bir hafta sonunda şişede kaç santimetre küp ilaç kalır? Şimdi şırınganın hacmini bulursak eğer. Şırınganın hacmi pi kare haçtan 3 çarpı 1 çarpı 8'den 24. Şimdi günde iki kere 2 bölü 3 dolsa 24'ün 2 bölü 3'ü şuradan 8 16 santimetre küp 2 kere alacağı için 32 santimetre küp olacaktır. Ee, sonra bunu bir hafta boyunca alacağına göre 32 çarpı 7'den 2 kere 7 14 21 224 santimetre küp olacaktır. Peki bu İlaca baktığımda ilacın hacmi 3 çarpı 16 çarpı 9'dan 48 çarpı 9 ne gelecek? 432 santimetre küp gelecektir. Şimdi toplam 432 santimetre küpün 224 santimetre küpünü harcarsam 432 eksi 224 208 santimetre küp olacaktır. Yani cevabım A şıkkıdır. 18. soruya baktığımızda engelin rampası yönetmeliğe göre rampa uzunluğu 10 metreye kadar olan rampaların eğimi en fazla 8 10 metreden daha uzun olan rampaların eğimi ise %6 olacaktır. Binaya yapılan engelin rampası yönetmeliğe uygun olmadığı için yıkılacak. Yerine yapılacak rampanın uzunluğu 10 metreden fazla olduğu biliniyor. 10 metreden fazlaysa %6 olması gerekiyor. O zaman benim yüksekliğim 3. 3 bölü x eşittir. 6 bölü 100 ise bu bunun 2 katı bu da bunun 2 katı x eşittir. 50 olmalıdır. Buradan 25 metre 5 metre daha 30-35-45-50 diyeceğim için D ile E arasında olmalıdır derim 19 soruya baktığımızda e, alfabedeki bazı rakamlar ve sembol içeren kartlar düz aynanın önüne aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir düz aynadaki görüntüsüne gelen işlemin sonucu kaçtır şimdi Şuna baktığımda buradan bir kere ilerledi, bir kere ilerleyecek. Şöyle bir şekil olacaktır. İkinci şeklime baktığımda şöyle çizgiyle ayıralım. Ben bunu yansıttığımda şu şekilde olacaktır. Üçüncü şeklim böyle bunun yansıması ne olacaktır? Şöyle olacaktır. Dördüncüye baktığımda değişme olmaz. Beşinci şeklim yansıdığında şöyle olacaktır. Altıncı şekilde şöyle bir yansıma olacaktır. Ve yedinci şekilde şöyle bir yansıma olacaktır. Şimdi şekilleri karşılaştırdığımda bu şekle karşılık gelen sayı 4. Bu 8'miş. Şuna karşılık gelen kaç olacak? 9 olacak. Eksi 6 0 5. Yani 489 eksi 605 eksi 116 c şıkkı olacaktır. Son sorumuza geldiğimizde Uğur tombala oynamak için eş büyüklükteki kartların üzerine birden 20'ye kadar numaralar yazıp torbalara atıyor. Daha sonra Arda bu torbaların, bu torbayı bunların dışında 3 tane 6, 4 tane 8, 3 tane de 10 yazıp atıyormuş. Son durumda yukarıdakilerden hangileri doğru olur? 17 sayısının çekme olasılığı değişmemiştir. Şimdi ilk durumda 20 tane kartım vardı. 1 bölü 27-17'nin gelme olasılığı. Daha sonra buradan toplam 3-6-10 tane kart koyduğuna göre 1 bölü 30 olacak. Yani olasılık değişmiştir. 6 çekme ile 10 çekme olasılıkları birbirine eşittir. 6 burada 1. Burada 3 tane varsa 4 bölüm 30 olmuş. İkinciye baktığımda 10 burada bir tane burada 3 tane 4 bölü 30 birbirine eşittir doğru derim. 8 çekme olasılığı artmıştır. Şimdi 8 ilk durumda 1 bölü 20 idi. ikinci durumda 5 bölü 30 oldu. Yani 1 bölü 6. 1 bölü 6 1 bölü 20'den büyük olduğuna göre çekme olasılığım artmıştır. Rastgele çekilen bir kartın 2 olma olasılığı 1 bölü 30'dur. Şimdi 2'den bir tane olduğuna göre toplam 30 tane kart olduğuna göre D şıkkı doğru cevaptır diyoruz. E, denememiz böylelikle bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.